Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar. Bir eğitim videomuzda yine birlikteyiz. Bu akşam bir şey deneyeceğim. İnşallah başarılı olurum. İnşallah ekranda gayet net geliyordur. Birazcık görüntüyü ufalttım. Aynı sektörde iki farklı şirketi, işletmeyi, panolarını, finansallarını yan yana değerlendireceğiz. Evet, bir tanesi model şirketimizin Hektaş, diğeri de gübre fabrikaları. Arkadaşlar, hem bir taraftan tabloları hazırlıyorum, ilançoları hazırlıyorum, bir taraftan da yaptıklarımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın, şimdi varlıklardan başlayalım. Sol taraftaki Hektaş, sağ tarafımızdaki işletmede gübre fabrikaları. Şimdi alacaklarına bakalım, ticari alacaklarına. Hektaş'ın 35'ten 42'ye yükselmiş alacakları. Yani bir tahsilat. Hazır değerlerine baktığımızda Hektaş'ın bakın, nakit ve nakit benzerlerinde bir azalış var. %75'lik bir azalış. Varlıklar içerisindeki payı da bir önceki dönemde %14'müş. Cari dönemde %2,5'a hızlı bir şekilde gerilemiş. Alacaklardaki varlıkların içerisindeki payı bir önceki dönemde %35'miş, %42'ye artış göstermiş. Bakın, nakit ve nakit benzerleri, yani hazır değerleri azalırken alacaklar artıyor arkadaşlar. Yani bir tahsilat sorunu var gibi bir durum ortaya çıkıyor. Şeyde, gübre fabrikalarına baktığımızda hazır değerleri, yani nakit ve nakit benzerleri %418 artış göstermiş. Bir önceki dönemde hazır değerlerin, yani nakit ve nakit benzerlerin payı %5 iken cari dönemde hızlı bir şekilde %22'ye artış göstermiş. Buna mukabil stoklar da %28'den %21'e gerilemiş. Yani bir üretim faaliyeti dolayısıyla da nakit ve nakit benzerlerinde bir artış karşımıza çıkıyor. Hemen hızlıca kaynaklara geçelim varlıklardan. Evet. Hektaş'ın kaynakları. Şimdi gübre fabrikasının hemen kaynaklarını getirelim arkadaşlar. Evet, onu da getirdik. Şimdi bakın arkadaşlar, Hektaş'ta kısa vadeli borçlarda 2019'daki, yani kaynaklar içerisindeki payı %29 iken bir önceki dönem cari dönemde hızlı bir şekilde %54'e artış göstermiş kısa vadeli borçları. Buna mukabil uzun vadeli borçları da %29 iken payı kaynaklar içerisinde %10'a hızlı şekilde gerilemiş. Ama kısa vadeli borçlar uzun vadeli borçlardan bir tık daha önemli kalemlerdir. Ve bakın şimdi arkadaşlar, Hektaş'ın net borçlarına bakın. Bir de gübre fabrikalarının net borçlarına bakın. Şimdi net borçlar Hektaş'ta artarken gübre fabrikalarında azalış gösteriyor. Öz varlıklar Hektaş'ta azalırken gübre fabrikalarında stabil mevcudiyetini koruyor. Bir azalma söz konusu olmuyor. Evet, hızlıca şimdi hemen öz sermayeye bakıyoruz arkadaşlar.
Hemen Pektaş'ın da öz sermayesini çağıralım, gelsin. Evet, şimdi bakın arkadaşlar. Sermayede bir azalış var. Pektaş'ta. Burada bir değişiklik olmadığı için stabilliğini korumuş, sıfır seviyesinde. Biriktirmede artış var, biriktirmede azalış var. Bakın, Pektaş'ın karlılığı, öz kaynaklar içerisindeki payı bir önceki dönem %12 iken cari dönemde %7'ye gerilemiş. Gübre fabrikalarında ise öz sermaye payı içerisindeki kârı bir önceki dönem -3.5'muş, cari dönemde %4'e artış göstermiş. Öz sermaye karlılığına baktığımızda arkadaşlar, Hektaş'ın öz sermaye karlılığı %19.5'tan %22.5'a çok yavaş bir artış sağlarken, gübre fabrikalarında -%7.63'lerden, yani %7.5'lardan -%18.75'lere, %19'lara hızlı bir artış sağlamış. Yani hemen iki şirket arasındaki olumlu ve olumsuz yönleri hemen karşımıza çıkıyor. Yani size birisi sorduğunda şu veriler içerisinde, ya işte bu sene atıyorum, yorum yapıyoruz, gübre işletmelerinde faaliyetlerinde artış, karlılıklarında artış bekliyoruz deseler bu ekonomi sayfalarında, şimdi hangisine yatırım yapacağınızı siz kendiniz işte bunlarla mukayese ederek, Hektaş'a mı yapayım, gübre fabrikasına mı yapayım, Bağfaş'a mı yapayım gibi burada çok kolay sizi yönlendirebiliyor yapacağınız finansal tablolarının analizini. Tabii bunun için de bilgi sahibi olmak gerekiyor. Şimdi Hektaş'ın gelir tablosuyla gübre fabrikalarının gelir tablosunu getirdik, karşılaştıralım. Şimdi bakın, Hektaş'ta satılan malın maliyeti artarken gübre fabrikalarında satılan malın maliyeti azalmış. Şimdi satılan malın maliyetinin artması ne demek, azalması demek ne demek? Getirisi nedir, götürüsü nedir? Yani bunları da anlatmam gerekiyor mu bilmiyorum. Herhalde yani maliyet arttıkça kârın düşer, maliyet azaldıkça kârın artar. Şimdi faaliyet giderlerine bakıyoruz Hektaş'ın. 7'den 8'den 12'ye artarken 13'ten 21'e artmış. Bu oranların hızını, yani rakamları burada olduğu için ben de ifade ettiğim üzere siz hemen değerlendirebilirsiniz. Finansman giderleri Hektaş'ta %13, %14'lerden %7'lere yarı yarıya azalırken gübre fabrikasında %8'den eksi bakiyelere yok olmuş. Yani finansman gideri diye bir şey ortada yok olmuş. Şimdi esas faaliyet kârı, yani operasyonel kârı Hektaş'ta %36'dan %25'e gerilerken gübre fabrikalarında %8'den %4'e gerilemiş. Fakat dönem kârı %18 2'den %17 9'a çok yavaş bir azalış göstermiş. Aşağı yukarı neredeyse eşit ama gübre fabrikalarında %0.1'den %7.5'lara çok hızlı bir artış sağlamış. FAVÖK yine %37'lerden %27'lere 10 puanlık bir azalış gösterirken gübre fabrikalarında %10'dan %5'e gerilemiş. Çeyreksel baza geçmiyorum. Evet, nakit akım tablosuna geldik arkadaşlar. Hemen grafiksel olarak da baktığımızda
Şimdi aradaki mukayeseyi hemen göreceksiniz. Bakın, Hektaş'ın cari dönem hep azalış. Gübre fabrikasında tam tersi. Cari dönem hep artış. Şimdi bakalım, açıklamasına bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar, bunun da açıklamasını açalım, değerlendirilmesini. İşletme faaliyetinden net nakit girişi dönem sonunda nakit artış oranı -%53. Yani %53 azalış varken gübre fabrikalarında %72 bir artış söz konusu. Esas operasyonel faaliyetten net nakit girişi dönem sonu nakit artış oranı Hektaş'ta %214 iken gübre fabrikalarında %121. Şirket dönem karını 127 milyar olarak açıklamasına karşın nakde dönüştürülen dönem karı %203. Gübre fabrikalarında ise 290 milyon açıklarken nakde dönüştürülen gübre fabrikalarında 525 milyon %80'e tekamül eden bir artış hesaplanmakta. Evet arkadaşlar, bu oranın %100'den küçük olması olumludur. Bunun da %100'den büyük olması olumludur. Hemen bakalım. Bakın arkadaşlar, Hektaş'ta gördüğünüz gibi %109 artış var. Azalış var. Gübre fabrikalarında %1131 artış var. Şimdi iki şirket arasında seçim yapmaya kalksanız, yani gübreye yatırım yapmaya kalksanız, bu sektörde faaliyet gösteren iki şirketten birisini tercih etmeye kalksanız, göstergeler sizi gübre fabrikasına itiyor. Şimdi fon kaynak kullanımına bakıyoruz arkadaşlar. Hektaş'ta fonların %18'lik kısmı faaliyetlerden elde ediliyor. Gübre fabrikalarında fonların %74'ü faaliyetlerden elde ediliyor. Bakın aradaki farka bakın arkadaşlar. Evet. Şimdi biliyorum hemen hisse değerleri diyeceksiniz. Tamam. Hisselerin değerlerine gelelim. Bakalım, o tabloyu açalım. Hisselerin değeri. Evet arkadaşlar. Şimdi önce dağıtılmamış karlara bakalım. 110'dan 127'ye, gübre fabrikalarında eksiden, eksi 62 milyondan 154 milyona dağıtılmamış kar potansiyeli var. Şimdi bakın arkadaşlar, bu bilançoyu yaptığım gün Hektaş 12.43'ten fiyatlanıyormuş. Hissenin olması gereken fiyatı 13.31. 13.31. Gübre fabrikalarınınki 36 liradan fiyatlanıyormuş. 37 liradan fiyatlanıyormuş gübre fabrikalarının hisse senedi, ama olması gereken fiyatı 11 lira. Şimdi hangisini tercih yaparsanız kısmına gelince ikisine de stop diyoruz. Niye? Biri ederinin zaten bulmuş, hatta ederini sollamış geçmiş. Yani biz bunu ucuz alacağız ki para kazanalım. Ha, tersi durum olmuş olsaydı, kağıt 36 liraya, bu finansallar 36 liraya tekamül etmiş olsaydı
hisse henüz fark edilip prim yapmamış olsaydı o zaman ne yapacaktık? Ya 36 liralık kağıt 10 liradan işlem görüyor, alalım diyecektik. Ama şimdi 10 lira hisse değeri olan bir kağıdı 30... Ha bu demek değildir ki, yanlış anlaşılmasın, kağıt daha yüksek yapabilir, gidebilir. Yani burada bunda hiçbir beis yok. Ama gitmeyebilir de. Yani burada ufak yatırımcının bastığı zemini 3-4 lira kontrol etmesi gerekiyor arkadaşlar. Söylemek istediğim o. Evet değerli arkadaşlar, bir başka eğitim videosunda yine birlikte olmak üzere, tekrar en kısa zamanda görüşmek üzere, iyi geceler diliyorum.